Burada ne pinekleyip duruyorsun? Gel de biraz eğlenelim. Hey, Fikret, sana söylüyorum. Bu havada kahvede oturulur mu? Hadi gel de gezelim. Oh, Turgut Bey, siz beni arar mıydınız ya? Eski dostları arada bir ziyaret etmeli. Değil mi Turgut'cum? Hadi bakalım, hatta da şöyle bir dolaşalım. Bu adamlarla aynı temsil insanlarıyız. Bir zamanlar büyük vurgunlara girişmiştik. Bu vurgunlardan faydalananlar sadece onlar olmuştu. Bize ise serserilik damgası kalmıştı. Şimdi de beni aramaları boşuna olmasa gerek. Ama bu sefer beni Tonga'ya bastıramayacaklar. Ne düşünüyorsun be? Biri yarısı 500, o da sende yok. Çek de getiriver. Ben şimdi oraya kadar yorulmuyorum. 5000. Bana verirler mi acaba? Tabii verirler. Bakıyorum Fikret'in yanında bulunmasından hoşlanıyorsun. İtimat edilir mi bari? Evet, gözü toktur. İleride yapacağımız iş için de bize lazım olur. Anlarsın ya. Sen saydın ya, al çek. Atıfçım, al şu 2500'ü sana lazım olur. Nasıl olsa akşama görüşeceğiz. Tabii. Şu pardüseyi ver. Pavyonda buluşalım. Güle güle. Okey. Şimdi beni dinle. Birkaç terseli göğe bana şantaj yapacaklar aklı sıra. Buraya gelmem için haber göndermişler. Anlarsın ya, para istiyorlar. Biliyor musun, çoktandır canım hareket istiyordu. İyi ki geldin be Turgut.
Merhaba. Merhaba Fikret Bey. Eyvallah. Paraları getirdiysen ver de kısa keselim bu işleri. Amma acelecisin be Çelebi. Biraz konuşalım bari. Hı? Acele işim var. Gitmem lazım. Arkadaşlar bekliyor. Sizinle sonra oturur. Hadi bakalım, bu kadar muhabbet yeter, kalk! Tekerrür ederse bu hadiseler... ...sonra çenelerini dağıtırım. Kaldır onları, yürü! Hadi çabuk olun, çabuk olun! Geçin şöyle karşıma, hadi! Çabuk olun! Tut şunu. Bunlarla tedavi olursunuz. Bundan sonra da hiçbir zaman boş boğazlık etmezsiniz, anlaşıldı mı? Al tut şunu. Hadi yürüyün. Sana söyleyeyim, yürü. Gene görüşürüz seninle. Görüşeceğiz, görüşeceğiz. İşte Fikretçim, görüyorsun ya, nasıl gitti? Ne var bunda? Vallahi senin işlerine hiç aklım ermiyor. Ermez tabii. Son Bursa seyahatimde elde ettim. Hemen de nişanlını verdim. Tabii bir müddet. Göreceksin bak, enfes bir parça. Hadi sok şunu cebine. Hadi yürü. Alo? Evet, ben Çiçek. Evet? Tanımadın mı? Ben Turgut. Nasıl, iyi uyudun mu bari? Aşağıdan telefon ediyorum da. Geliyorum. Çiçek yavrum, Fikret, çok samimi bir dostum. Sana daha evvel bahsetmemiş miydim? Galiba, memnun oldum. Gel şöyle. Turgut, gönderdiğin çiçeklere çok teşekkürler. Oh. Otursanıza. Teşekkür ederim. Biliyor musun şekerim, düşündüm taşındım, çiçeğe çiçek yaraşır dedim. Nasıl, iyi ettin değil mi? Tabii. Senin zevkinden şüphem yok zaten. Bu akşam tiyatroya gidiyor muyuz? Oh şekerim, maalesef bu akşam çok mühim bir iş toplantım var. Ama yarın akşam muhakkak senin emrindeyim. Bu piyesi o kadar görmek istiyordum ki, bu akşam da son gecesi. Fikret, ben çiçeğimi hiç tiyatrosuz bırakır mıyım? Bursa'dan buraya kadar gel de piyesi görme, bu kabil mi? Fikret, bu akşam çiçeği tiyatroya götürürsen çok memnun oluruz. Vallahi... Nasıl söyleyeyim, bilmem ki. Aa bak, çiçek de ne kadar arzu ediyor. Şey çiçek, hadi sen hazır olana kadar biz de bir yere uğrayalım. Saat 8.30'da Fikret gelir seni alır. Hadi Fikret, biz de gidelim de geç kalmayalım. Hadi şekerim, şimdilik Allah'a ısmarladık. Şimdilik hoşçakalın.
Hangi iş toplantısı için kızcağızı atlattın Allah aşkına? Aha masrafsın be! Pavyonda striptiz yapan Fransız'ı ne yapalım? Bu akşam son gecesi. Yarın da memleketine gidiyor. Kaçırılır mı hiç? Peki, bu işi benim üstüme yıktın. Benim tiyatroya gidecek kıyafetim mi var? Al şu anahtarı. Benim gece elbiselerinden bir tanesini giyer. Ha? Bakalım bana olacak mı? Herhalde akşamın bu saatinde sana bir elbise diktiremeyiz. Vaziyeti idare et. Beni beklemiyordun değil mi? Ne yalan söyleyeyim, bu saatte bu durumda beklemiyordum. Bir şey mi var yoksa? Var ya, Turgut'u da bekliyorduk. Hayret, bu akşam beraber değilsiniz. Yoksa sizlerin hesabını görmedi mi? Şimdi beni dinle. Eğer bir haftaya kadar bizim hissemiz olan 100.000 lira gelmediği takdirde ikiniz de kodesi boylayacaksınız. Yahut da mezarı, anlaşıldı mı? Turgut'a da böyle söyle. Bunu da hatırlatıver! Talih bazen insana ters dönebilir, unutmayın! İşte tıpatıp onun gibiyim. Onun gibi pro içer, hatta onun gibi gülebilirim. Hatta ondan daha çok bir kızı mesut edebilirim. Sonra onun gibi param da olsa, bir Fransız kızı için bana güvenen bir kızı aldatmam. Ah biraz param olsa, bu da nesi? Turgut'un karaladığı çek. Çeki ben götürdüm. Banka parayı verdi. Demek... Dökelim, sen kefene bak. Ne o? Rengim de sararmış, bakıyorum. Daha ne olsun, herif tabancıyı. Mutlu ama dayadı. Buralar başımızda bela. Allah aşkına, ne olacak bu işlerin sonu? Bravo, çok güzel.
Yeter ya o. Görüyorsun ki kızın numarası bitti. Şaşkınlıktan ne yaptığımı biliyor muyum? Ne olacak bu işler? Hiç. Bu akşam şu Fransız kızıyla eğleneceğiz. Yok ya, onu sormuyorum. Bu adamlar başımıza bela. İşleri alt üst edebilirler. Bana bak. Sen bir müddet İstanbul'dan uzaklaşsan. Sen merak etme, zaten bir seyahat düşünüyorum. Bana müsaade. Fransız kızını fazla bekletmek doğru olmaz. Doldur oğlum şuradan bir tane daha. Vaziyet böyle. Nasıl, çiçek tiyatrodan memnun oldun mu bari? Evet, çok. Tiyatro dönüşünde senin plakları dinleyeyim dedim, derken uyuyakalmışım. Çok güzel. Sayın Turgut Bey, şu elbiseleri artık çıkarsan fena olmaz hani. Gayet tabii, hemen. Fikret. Hı? Yarın Bursa'ya gidiyoruz. Hoppala, bu da nereden çıktı? İstanbul'da canım sıkıldı. Fransız kızı da gitti. Hiç olmazsa Uludağ'a falan çıkar da biraz eğleniriz. Al şu parayı. Akşam üç uşağı için 3 tane yer ayırttılar. Hem de kendine elbise falan alırsın. Sevgili çiçeğime de haber ver, sonra ben kendisine telefon ederim. Hadi. Otel Diyar. Eve gitmiyor muyuz? Hayır. Ama nasıl olur? Buraya kadar gel de eve gitme. Bu hiç doğru. Yarın bir aralık uğrar. Ben biraz istirahat edeyim. Müsaadeniz.
Ne o çiçek, bana kırgın mısın yoksa? Bilmem. Seni çok seviyorum. Yoksa annene gitmedik diye mi kızdın? Bilmem galiba. Seninle burada baş başa kalmamızın hiç önemi yok mu sence? Bilmem. Ama herhalde ilk olarak eve inmemiz lazım değil mi? Haklısın. Seni gönderiyorum. Çok teşekkür ederim Tok. Çok iyi bir insansın. Bir şey değil. Bu benim vazifem. Biliyor musun çiçek? Ben senin için her şeyimi feda edebilirim. Seni çok seviyorum. Biliyorum Turgut. Seni yanlış anlamış olduğum için özür dilerim. Ne de olsa gene de üzülüyorum. İçimde bir şey... Acaba bir soru var içimde. Biliyor musun içimi kemiren ne? Diyorum ki, yoksa beni sevmiyor musun? Ne demek, o nasılsın Turgut? Hem de çok seviyorum. Ama bazen düşünüyorum, ne kadar daha devam edecek bu durumumuz? İnan bana sevgilim, İstanbul'a döner dönmez evleneceğiz. Ama bundan evvel de öyle söylemiştin. Bu artık katil. Çiçek, istersen annene bir uğra ha? Ama fazla kalma da bir an önce dağa çıkalım. Gel. Oh, affedersiniz. Biraz hava almak için dışarı çıkacağım ben. Ne yapalım yani? Sana yolu ben mi göstereceğim? Bana bak Fikret, biraz nezaket öğrensen hiç de fena olmaz. Turgut'a yönel. Peki ama yarın erken gelelim. Biz de buraya gelmişken şu şirkete uğrayalım ha, ne dersin? Bilmem sen bilirsin. Hadi bizi dışarıda bekle. Bu işte oldu. Güzel bir kayak evi ayırmışlar. Turgut, benimle alaylı konuşma. En az senin kadar paraya sahip olabilirdim. Ama işler size döndü. Şunun alındığı şeye bak hele. Hemen de bana darıldın mı? Yoksa o it sürüsüyle kendini mukayese mi ediyorsun? Hadi hazırlan. Teleferiye ilk defa biniyorum. Bakın aşağılara ne hoş gözüküyor. Sanki uçaktaymışız gibi. Nasıl? İçin bir hoş oluyor mu? Hani insan çocukken salıncakta sallanır ya, tıpkı öyle oluyor. Gel bak. Şuraya bak. Ne kadar güzel. Burası buranın en derin yeri, biliyor musunuz? Ne kadar güzel manzaralar, insan doyamıyor. Gel. İşte. Nasıl kulübemi beğendin mi? Hadi gelin bakalım. Amma soğuk ha. Şemini de yakmışlar. Dur ben biraz daha odun getireyim. Ben de getireceğim. Peki. Ne güzel bir yer burası Turgut. Sana teşekkür ederim.
Dur Çiçek. Ben alırım. Ne? Ama beceriksizsiniz be. Öyleyse kendin taşısaydın. Siz necisiniz? Şuraya koy. Ne kadar güzel yanıyor değil mi? Hem de nasıl. Hadi bakalım, bu ateşin şerefini içelim. Şerefe Efe. Şerefe. Mutlu gelecekler için. Çiçeğin şerefine. hadi bakalım, yarın kayak için hazır olun. Ama ben kayak yapmasını bilmiyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de. Hayatımda buraya ilk defa geliyorum. Peki ne yapacağız? Daha iyi. Ne yapacağız şimdi? Ya biz buraya eğlenmeye geldik. Kayak müsabakasına girecek değiliz. Söyledim değil mi? Elbette şekerim. O kadar çabuk öğrenmek istiyorum ki. Size de... Çok mesudum ki. Bunu çok beğeneceksiniz. Bravo, tebrik ederim. Bravo, hakikaten çok güzel, seni tebrik ederim. Hadi bakalım, şimdi siz yavaş yavaş alışın. Göreceksin Fikret, çok güzel bir zaman. Evet, ben de çok seviyorum. Ne kadar dinlesem tutmam. Çok romantik. Ama eskimiş. Öyle deme Turgut. Bu melodiyi ilk duyduğum zaman 14 yaşındaydım. Siyah önlüklü bir ortaokul talebesi. Çevremdeki erkeklerin bakışlarının değiştiğini hissettiğim ilk yıl. Geride kalan yıllar çoktan geçti. Eski bir daha yenilenemez. Ben yatmaya gidiyorum, hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Sizlere iyi geceler dilerim. Ben de biraz uzanayım. İhbara ne lüzum var? İşte böyle, günah benden gider. Ben onu bunu bilmem. Bana bak artık, bu para iki güne kadar gelmeli. Kendi onu da ara. Yoksa polis işin içine girecek.
Lan Seter, gelin de şimdi bir oyun oynayalım ha? Oynayalım. Ama ben boşuna oynamam. Tabii, bedavasına değil. Kazanan kaybedene bir ceza verecek, kabul mü? Kabul. Kesin bakalım. Tamam, tamam. Bu, bu da da. Benim bitti, siz devam edin bak. Benimki de bitti. Sen kaldın cezaya. Söyle bakalım, cezamız neymiş? Sen bize ceza olarak hayatını anlat, hepsini mi? Noksansız! Çocukluğumdan bugüne kadar iyi gün görmedim. Bir yandan mektebe devam ettim. Bir yandan da yalın ayak sokaklarda gazete satıyorum. Çok acı günler geçti. Çok sıkıntı çektim. Tabii yalnız ben değil. Benim gibi yüzlerce çocuk vardı yalın ayak. Bugün olduğu gibi. Turgut'u askerden gelince tanıdım. İyi arkadaş olduk. İyi işler çevirdik. Beraberce büyük ticari işlere girdik. Ama ben kaybettim. Sonra? Ne sonra? Sonra hiç. Yalnız üzüldüm rahmetli anam. Benim için çırpındı. Ama ben ona iyi bir gün yüzü gösteremedim. Ya baban? Ondan hiç bahsetmedin. Yoksa tanımıyor muydun onu? İç. Hadi iç. Rahatine. Yapma Turgut. Turgut. Yapma Turgut.
Yaptığın hareket hiç doğru değil Turgut. Doğru değil Turgut. Yapmamalıydın. Niye cevap vermiyorsun? Fikret niye gelmedi? Kapıyı kilitlemiştir. Çabuk çabuk koşsana, ne duruyorsun? Fikret! Ay ana ya, donmuş. Tam da donacak zaman ya. Nasıl oldum? Daha iyisin değil mi? Sana çok teşekkür ederim. Hadi gülsün haydi. Kefeni yırtsın sayılır. Nasıl bunu buldum? Güzel değil mi? Yeter be! Yoksa bu çansız sana bir şey mi hatırlatıyor? Bu yaptığın hiç doğru bir hareket değil Turgut. Ben sizi neşelendirmek için yaptım. Evet, neşelenmeniz için. Şundaki melodiye bir bakın. Turgut! Yoksa beğenmediniz mi? Ne kadar güzel. Pekala. Ben Bursa'ya iniyorum. Allah Allah, neden? Yoksa sıkıldın mı? Evet Turgut, evet, hem de çok sıkıldım. Madem öyle, ben seni akşama otelden alırım. Hayır, eve gidiyorum, otele değil. Size doktor göndereyim mi? Teşekkür ederim. İstemem. Güle güle. Olit. Bu araba kimin? Benim ve ortağım Turgut Bey'in. Nerede? Vallahi efendim, bana doğrudan doğruya şuraya gidiyor. Ya, tatillerini nerede geçirirdi? Vallahi birkaç kere Antalya'ya gitmişti. Şimdi kış olduğuna göre, mesela kışlık bir yere gitmiş olamaz mı? Olabilir, belki de öyle bir yere gitmiştir. Mert, yardımınıza teşekkürler. Güle güle. Buralarda. Ah şekerim, inan ki seni defalarca aradım. Ama bir türlü bulamadın değil mi? İnan ki bulamadım. Bak şimdi bile seninle burada karşılaşacağım kimin aklına gelirdi. Ama şimdi seni buldum işte. Baba bakıyorum yalnızsın. Öyle oldu. Ne o, yoksa canın mı sıkılıyor? Garip bir halim var bugün. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Müthiş sıkılıyorum. Yalnızlıktan olacak. Laf aramızda. Benim de öyle. Şey Ayten, istersen bizim kulübeye gidelim, bir iki kadeh içer, dertleşiriz ha, ne dersin? Oh, fena fikir değil. Ama bir şartla uslu duracaksın. Söz mü? Kabul. Hadi gidelim.
Arkadaşım Fikret. Memnun oldum. Nasıl, bugün daha iyicesin değil mi? Demir gibiyim. Biliyor musun şekerim, geçen gün az kalsın bizim Fikret donuyordu. Bu yaptığın hiç doğru bir hareket değil Turgut. Demek öyle. Hem de sendeki şeytan tüyü çok. Sen de görüyorsun. Bak, bak. Yine kadın. Falın bile gösteriyor. Ne yapalım? Kadınlar benim hayatım. Tabii hayat. Çünkü paran var. Ha şunu bileydin. Para. Ne suretle kazanılırsa kazanılsın, para. Paran oldu mu herkes kumun kenar olur. Orada biraz dur bakalım. Herkes değil, yalnız senin gibi düşünenler olur. Yanılıyorsun. Şimdi çıkıp bir sürü kadını buraya getirebilirim. Evet, getirirsin. Ama o türlü kadınları. Onlar bile iç yüzünü anlayınca seni alaya alırlar. Yani çiçeğin olduğu gibi mi? Yeter Turgut, kes şunu artık! Barış'ın bir oyun oynayalım. Son oyunumuz. Barış. Oynayalım. Nesine? Nesine oynayalım? Dur bakayım. Evet, buldum. Biraz film gelecek. Teşekkür ederim. Turgut Bey'in ani bir işi çıktı da bugün gittiler.
Size mektup yazacağını söyledi. Gene beni atlattı desenize. Zannetmiyorum. Çok mühim bir işe çıktı da. Siz kendisini görecek misiniz acaba? Tabii göreceğim efendim. Göreceğim. Lütfen teessüflerimi bildirin. Peki efendim, söylerim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Karşında görünce birdenbire şaşırdın değil mi? Bak, değil böyle dağ tepe, dünyanın öteki ucuna gitseniz gene sizi bulurum. Hakkımı istiyorum, anlaşıldı mı? Onu bana söyleme.
Evet, hoş geldin, gelsene. Teşekkür ederim. Pek fazla kalamayacağım. Ne oldu? Geçmiş olsun. Pek önemli değil. Aşağı inerken kaydım, ayağım burkuldu da. Hakikaten geçmiş olsun. Kırılabilirdi de. Turgut ani olarak Ankara'ya gitti de ona haber vermeye geldim. Bu vesileyle de çantanı getirdim. Çok teşekkür ederim. İyi yapmışsın. Turgut'un ani gitmesine üzüldün mü yoksa? Yok. Benim için bir şey söylemedi mi? Sadece sana oradan mektup yazacağını söyledi. Yazmasa da olur. Yoksa ona kırıldın mı? Bilmem. Hiç önemli değil. Şöyle rahat otursana. Teşekkür ederim. Çok işlerim var. Gitmem lazım. Görüşürüz. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hiç olmazsa bir kahve istedin. Gene bekleriz. Başka sefere. Ya, ara sıra gel Fikret. Gelirim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Merhaba, Turgut'a mektup falan var mı? Henüz bir şey yok. Ha, bir dakika Fikret Bey. Hı? Bir bay sizi görmek istiyor. Kimmiş acaba? İşte salondalar. Buyurun. Turgut Akçay'ın arkadaşısınız. Evet. Şimdi kendisi nerede? Bu sabah Ankara'ya hareket etti. Ankara'ya mı gitti? Evet. Neyle? Otobüsle. Acaba niye arıyorsunuz? Neyin bir şey miydi? Hakkında bir tahkikat var. Ankara'da nerede kalacak? Bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Zaten işlerinden bana hiç bahsetmez. Hangi işlerinden? Şahsi işlerinden. Temennim söylediklerinizin doğru olması. Aksi halde başınız belaya girebilir. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ne bakıyorsun, dişi mi var? Yok, hiçbir şey yok. Gözüm daldı da. Güzel. Lütfen hesabımızı hazırlayın. Bastın efendim. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Bir oda istiyorum da. Baş üstü efendim. Banyolu mu olsun? Evet, evet. İsminiz efendim? Turgut. Turgut Akçay. Turgut Akçay. Teşekkürler. Turgut Akçay. ...35 numaralı oda Turgut Bey. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun efendim. Ahmet. Bunun temeli, bunun temeli bir... ...bahçelerle... Pascal, buraya lütfen. Affedersin, İstanbul Beyoğlu enize bir hesabım var da, biraz para çekmek istiyorum. Hesap aranızı, hüviyeti, isim ve adresiniz, lütfen. Turgut Çay.
turist oteli olur. Ne kadar sürer acaba? Bir saat sonra uğrayın lütfen. Peki, teşekkür ederim. Evet efendim, İstanbul'dan temas ettik, para çekebilirsiniz. Şuraya bir imza lütfen. Şöyle. Ve buraya. Hüviyetinizi rica edeceğim. Aşağıda bir imza lütfen. Buyurun. Çiçek, Çiçek! Şurada durur musunuz? Çiçek! Ben de size geliyordum. Nereye böyle? Turgut'tan mektup geldi de. Ona cevap yazdım. Postaneye atmaya gidiyordum. Ne diyor? Siz, beni göreceği geldiğinden, ani ayrılışımın üzgünlüğünden falan filan. Ona karşı olan kızgınlığın hala devam ediyor mu? Ben Turgut'u unutmaya çalışıyorum. Ona mektup yazmaya bile değmez. Bu yaptıklarından sonra. Çiçek, istersen gel şöyle biraz dolaşalım ha. Ne dersin? Peki. Ha, evet. Önceleri gayet kibardı. Annemle konuştu. Birçok vaatlerde bulundu. Nihayet nişanlanmaya karar verdik. Sonra her geçen gün biraz daha değişti. Düşün. Beni İstanbul'a davet etti, hiçbir yere götürmedi. Ha, ilk seninle karşılaştık. Senin sayende tiyatroya gidebildim. Baktansa fakir fakat mütevazı olarak yaşamak çok daha iyidir. Çok doğru. Çok doğru Fikret. Turgut bazen çok iyi, bazen de çekinmez bir insan oluyor. Mesela o dağda sana yaptıkları. İnsan zengin olur ama bu kadar şımarık olmaz. Haklısın. Hatta küstah. Ama ne yaparsın? Senin nişanlın benim de iş arkadaşım. Ben ne kadar fakir olursam olayım, bu türlü bir insanla... Of. Üzülme Çiçek. Her şeyin düzeleceğine ben inanıyorum. Sen de inan. Merhaba. Oo, hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş bulduk. Beni arayan falan oldu mu? Durun bakayım. Bir düşüneyim. Evet. Yok. Yani düşünüyorum da. Turgut Bey,
Hayır, arayan olmadı Turgut Bey. Nasıl? Sherlock Holmes gibiyimdir. Gene aynı odayı tabii. Bravo Doris. Aynı oda olursa memnun olurum. Aa, ne demek genel? Siz buyurun, ben valizlerinizi gönderirim. Neyse, şimdi çıkmayacağım, bir yere gideceğim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Aa, saat kaçta dönersiniz? Kaçta mı? Siz bulun, Sherlock Holmes'liğiniz var ya. Aha! Evet, haklısınız. Şimdi anladım. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun be? Hiç, Sherlock Holmes'liğine bakıyorum. Buradaki hesabınızda 160 bin lira var efendim. Aa, 150 bin lira istiyorum efendim. 150 bin lira mı? Evet. Bir dakikanızı rica edeyim. Adresini efendim. Bir dakika söyleyeyim. Adresini... Daha önce hesabınız var mı? Yok, yeni hesabı açtırmak istiyorum. Peki, bir dakika. Teşekkür ederim. Hadi. Evet, kızın ayı. İmzalayın lütfen. Ne kadar yapacaksın? 200 lira yatıracağım. Onları geri göndereceğim. Haydi ana yatıracağım. Turgut Akçay'ın galiba burada adresi var. Evet efendim, olacak. Turistik Otel Ulus. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, emriniz. Turgut Akçay acaba kaç numarada kalıyor? Aa, bir dakika. Evet, 3. kat 35 numaralı oda. Turgut Bey'le görüşmek istiyorum. Acaba şimdi kendisi yukarıda mı? Evet efendim, yukarıdalar, haber vereyim. Yoo! Teşekkür ederim, ben kendim çıkarım. Şunları şuradan kıldır. Şimdi ne var? Nereye koyayım? Tekrar yerine koy. Biraz dışarı çıktı. Bakıyorum Turgut'un mektuplarını artık sen yaz, öyle mi? Yok canım, kendi yazıyordu da bıraktı, dışarı çıktı. Hayret doğrusu, ben de dışarıdan daktilo sesi duydum. Turgut ne zaman gelir? Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Pekala, sonra uğrarız. Güle güle.
Affedersiniz. Turgut Bey yukarıda demiştiniz değil mi? Evet efendim, yukarıdalar. Yukarıda olduğundan emin misiniz? Gayet tabii. Az önce yukarı çıktılar. Sakın dışarı çıkmış olmasın. Müsaade edin de girenden çıkandan haberimiz olsun. Turgut Bey yukarıda yalnız mı kalıyor? Bir arkadaşı falan yok mu? Yok efendim, yalnız kalıyorlar. Okuduğun zaman ben bu dünyadan ayrılmış olacağım. Senden son bir ricam, eğer kabul edersen bütün malımı bu mektupla sana bırakıyorum. Ayrıca nakit olarak 150 bin lira Fikret'e veriyorum. Sana teslim etmesini söyleyeyim. Tekrar özür dilerim. Mesut olmanı dilerim, Turgut. Şişeyi yanımda bıraktık diye o kadar içecek ne vardı da kaçırdı galiba. Kusura bakma. Olur mu böyle şey? Ya. Olmaz değil mi? Hadi hadi iyi geceler. Uyuyun bakalım. Tamam mı? Thank you.
koymasın maceraları. Heyecana bak be. Ay, aman. Yukarıda mı acaba? Evet efendim, yukarıdalar. Hesabı hazırlıyorum. Şimdi inerler. Buyurun, oturun. Kendisini görmem lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo, kim efendim? Turgut Akçay mı? Evet efendim, şimdi bağlıyorum. Alo Fikret, nereden telefon ediyorsun? Turgut, ben Fikret. Şimdi geldim. Bak, hemen sana telefon ediyorum. Otobüs terminalinde. Olur. Seni Kızılay'da Güven Park'ta bekliyorum. Ya, demek orada. Peki, hemen geliyorum oraya. Bir şeyler oluyor galiba. Çaktım kavgayı. Ne oluyor, ne çaktın? Yoksa telefonda konuştuğum siz miydi? Turgut nerede? Ben de size Turgut'u sormak için geldim. Allah Allah, ben de onunla konuştuğumu zannediyordum. Bana bak ahbap, iş çok ciddileşti. Beraber sivri işler çevirdiği an kaçtı. Bence nereye gidebilir acaba, ha, ne dersin? Kim bilir, gerçekten bilmiyorum. Buradaki adresini de bana yazdığı bir mektuptan öğrenmiştim. Zaten onunla arkadaşlığım çok kısa. Eğer onu görürsen, bana Emniyet Müdürlüğü'ne bir telefon ediver, olur mu? Vazife terakki edin. Teşekkür ederim.
kızım. Üzülecek ne var bunda? Gözlerine yazık yavrum. Ne bu hali? Şuna bak Fikret. Çiçek Hanım'ın evi burası mı? Kendisi evde mi? Evet burası. Buyurun. Okuyun, işinize yarar herhalde. Özür dilerim hanımefendi. Fakat bazı sualler sormak mecburiyetindeyim. Buyurun, sorun. Bu mektubu ne zaman aldınız? Bugün öğlendi. Zarfı duruyor mu acaba? Evet, elimde. Turgut Bey, neyiniz oluyordu? Fakat iyi bir eş seçememişsiniz hanımefendi. Parayı aldın mı bari? Kendini göremedim ki. Müsaadenizle mektubu bir müddet saklayacağım hanımefendi. Olur beyefendi. Rahatsız ettim. Allah'a ısmarladık hanımefendi. Güle güle. Şanssızmışım Allah'ım. Nedir bu? Mektupta yazılan para. Fakat... Ne olur fazla bir şey sorma Çiçek. Onları kabul et, geleceğini düzenle. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. İnan. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Benimle evlenir mi? Şaşırdım birden. Evet Fikret. Sevgilim ben. Biliyor musun, sen böylesine zenginleşince çekiniyordum bunu sormaya. Seni koca budala seni. Biliyor musun, bizim Uludağ'daki karlar erimeye başlamıştır.
Bu da nesi? Bir ceset. Hemen aşağı inip polise haber verelim. Fikret! Niye geldiğimi tahmin edebiliyor musun? Turgut Bey seni morgda bekliyor. Bir gün geleceğinizi biliyordum ama... böyle bir günümde değil.